Kadına yönelik şiddetle mücadele ortak bir sorumluluk. Bunda bireylerin, toplumların, sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların, özel sektörün yani hepimizin payı olmalı. Peki ama bu mücadele nasıl olmalı? Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışmanı Doktor Gökçe Bayrakçeken canlı yayın konuğumuz. Sayın Bayrakçeken, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Toplumsal cinsiyet eşitliği danışmanısınız. Kendi Evet. pencerenizden baktığınızda kadına yönelik şiddetle mücadele nasıl olmalı? Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle mücadele benim kendi çalışma yaşamımda ve işte kendi alanımda bir ayrılmaz parça olmakla birlikte şunu söylemek istiyorum ki 1960'lardan beri özellikle 1960'larda itibaren artarak bütün dünyanın gündeminde, öncelikle sivil toplum kuruluşlarının gündeminde, sonra giderek uluslararası kuruluşların gündeminde ve tabii devletlerin gündeminde toplumsal cinsiyetle kaynaklı kadınlara yönelik şiddetle mücadele çok önemli bir yer tutuyor. 1960'lar diyoruz, çok büyük, çok uzun bir yoldan geçtiğimizi ifade ediyor bu. İlerlemedik mi? Çok ilerledik. Yasalarımız oluştu, uluslararası dokümanlarımız oluştu, kendi yasal yapılarımız oluştu. Sorumluluklarımızı, sizin de ifade ettiğiniz gibi, ortak sorumluluklarımızı belli çerçevelerde planlı bir şekilde hayata geçirme olanağı bulduk. Ama devam ediyor şiddet. İki tane biraz önce yayınınızda iki şiddet haberine yer verdiniz. Evet, Ne maalesef. yazık ki. Bakıyoruz geçtiğimiz ay sadece haberlere yansımış 20 cinayet var. Kadına yönelik şiddet sonucu ortaya çıkan. Bütün yıla bakıyoruz belki onlu sayılara sadece bir ya da iki ay inmiş Ocak ve Mart aylarında bu sayılar. Demek ki kadına yönelik şiddet sadece bir suç biçimi gibi değil de kendisini yaratan yaratan nedenlere de inilerek daha köklü, daha güçlü politik kararlılıkla önlenecek bir alan. Ne kastediyorum köklü yapılar derken ve arka planında yatan nedenler derken birazcık ondan bahsedeyim isterseniz. Buyurun. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların yaşadığı özellikle toplumsal cinsiyet kaynaklı kız çocuklarının, kadınların ve toplumsal cinsiyet özellikleri nedeniyle kişilere yaşatılan şiddetin arkasında ne yazık ki toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile örülmüş bir toplumsal sistem var. Öncelikle mücadelemizin başına bu eşitsizliğin dönüştürülmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlü bir şekilde kurulmasını koymamız gerek. Eşitsizliğin en belirgin görünümlerinden biri şiddet aslında ve en kabul edilemez sonuçlarından biri. Ama odağımızı doğrudan ve sadece şiddetle mücadeleye odaklandırdığımızda bazen hastalığı doğru teşhis edemiyor. Dolayısıyla doğru tedavileri de hayata geçiremiyor olabiliyoruz. Dolayısıyla öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde politikaların üretilmesi şart. Ne tür politikalar, ne tür bir ulusal yapı, ne tür bir uluslararası yapı var? Birazcık ondan bahsedebilirim arzu ederseniz. Çok kısa olarak onu da alalım. Tabii ki yani zaten kadına yönelik şiddet neye karşı? Yaşam hakkına karşı. Yaşam hakkı nasıl güvence altına alınmış? İnsan hakları evrensel beyannamesiyle hepimizin, bütün insanların yaşamak, özgürlük ve kişisel güvenlik en temel hakkı. Dolayısıyla kadına yönelik şiddet en başında karşı durduğumuz bir temel hak alanı, yani korumakla yükümlü olduğumuz bir temel hak alanlarından biri. Bundan sonra insan hakları temel 8 insan hakları temel dokümanından biri olan kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi SEDAV diye bildiğimiz. Sonra İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Ardından bu uluslararası sözleşmelerle uyumlaştırılan 6284 sayılı yasamız, ailenin korunması ve kadınlara karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Ve tabii bu kanun kapsamında kurulan ŞÖNİM'ler,
COZA adıyla işlev gören ŞÖNİM'ler, yani şiddet önleme ve izleme merkezleri, ulusal yapımızın, ulusal mücadele mekanizmamızın en önemli parçalarından biri. Evet. Ayrıca bizim kadınlara yönelik şiddetle mücadele eylem planlarımız var. Üçüncüsü yürürlükte. Kadınların güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı yine şiddetle mücadelenin önemli boyutlarından birisi. Çünkü dedik ki eşitsizlik sürdüğü sürece şiddet son bulmaz. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planımızda yine kadın yönelik şiddetin en önemli görüntülerinden biri olan erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelenin aşamalarını ortaya koyuyor. Evet. Bir sosyal destek hattı var, biliyorsunuz. Zaman zaman yayınlarınızda yer veriyorsunuz, 183. Hı hı. Bu hat aracılığıyla da kadın yönelik şiddet durumu yaşandığında, bu şiddete maruz kalan kişilerin ya da bunu duyan, bilen diğer kişilerin ilk müdahaleyi yapmak için destek alabilecekleri bir hat. Doğrudan ve sadece kadın yönelik şiddetle mücadele için bir hattın da kurulması haberlerini biz de sizler gibi bekliyoruz. Peki. Anladığımız kadarıyla ve girişte de belirttiğimiz kadarıyla kadına yönelik şiddetle mücadele ortak bir sorumluluk. Kurumlar, kuruluşlar, bireyler bu konuda boş durmuyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ne yazık ki kadın şiddeti, kadın cinayeti haberleri vermeye devam ediyoruz. Umarız bu çabalar yerini bulur ve biz de artık böyle haberler vermek zorunda kalmayız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bu dediğiniz gibi hepimizin görevi, medyanın başta, özel sektörün, bireylerin kulaklarımızı açık tutup kapalı kapıları ardından gelen seslere kayıtsız kalmamayı, her şeyden önce sokakta gördüğümüz olaylara kayıtsız kalmamayı kişiler olarak bizler de artık öğrenmeliyiz ve bunlara da duyarlı şekilde davranmalıyız diye düşünüyorum. Peki, tekrar teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışmanı Doktor Gökçe Bayrakçeken Tüzel canlı yayın konuğumuzdu.